Beyler bayanlar, Akayna kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün saatte farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir sohbet videomuz olacak. Bir oynanış veya bir rehber veya işte ne bileyim bir çeviri videosu değil. Gelin konuşalım istedim. Ne hakkında? O <laughs> hakkında başka ne olacak? Çayınızı kahvenizi alın. Sizi de fazla tutmayacağım. Sadece şöyle kısa bir tatlı bir sohbet olsun istedim. Hem uzun zamanda bir sohbet videosu gelmiyordu. Tatlı olur dedim. Bakalım olacak mı? Öncelikle o vaçik hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklediğimize değdi mi? 3 yıl böyle uzun uzun bekledik bize. Etkinlikler işte şey olsun. mükemmel gelecek. İşte oyun çıktığı zaman 50.000 skin. 50 bine yakın voice line gelecek dediler. Bakalım. Skin geldi mi? İlk eventimiz geldi. Zaten Bodur'da Cilla Bayram'ını özel hazırladık. Geldi mi ilk şeyimiz? Skinler iki tane geldi. Birisi 30 euro. Yani ortalama şu an kaç lira biliyor musun? 180 civarına de geliyor. 200 de, 200 lira var şu an. 200 lira nereden? 140 lira. 1000 liralık şey olacaksınız, Quence alacaksınız. Doomfist paketi vaf 60 lira. 200 civarında tekabül ediyor. Ben yuvarlıyorum. Daha yüksek de olabilir. Daha düşük de. Baktığımız zaman 200 lira. Bir tane bundle. Kivuko. Ben aldım. Çünkü Watchpoint paketi almıştım. Sadece üstüne biraz ekledim. Alabilirim. Ama sizin gibi kişiler veya maddi durumu iyi olmayanlar veya yeni başlayanlar oyuna girince aa Kiviko bandılı gelmiş e çok güzel oynamak istiyorum zaten e, Battle Pass 55 level'a kadar gelmişim e bir bandılı daha da etkinlikten derken 30 Euro. şu an yurt dışında 30 zaten de bu çok tartışılıyor Janko Queen 1900 Quency Ortalama bir Battle Pass fiyatı diyebiliriz. Pahalı. 25 Euro falan. Yani yine 1000 alsınız yetmeyecek. Doomfist Bundle alacak. Veya 50 liralık bir tane daha her türlü yani Cenk'ı Queen'den almak isterseniz alamayacak. Herhangi bir skin alacaksınız. Eski eventlerde oynayanlar alabiliyor. Pardon almıştım. Ama yeni oyuncular almak isterseniz. sen Mösten'in cadı kos. Alamayacaksınız ki. Bundle, paket, para, money. Lootbox'lar kaldırıldı. Kumara teşvik ediliyor den. Aksine kumara teşvik eden şey nedir? Bir para yatırırsın. O paranı kaybeder. Lootbox öyle bir durum yok. Her türlü win-win olayydı. Para vermeyeceksin lootbox'a zaten. Veriyorsan lootbox'a ya içerik üreticisinde 50-100 tane sandık açılımı yapacaksındır. Ya da bir etkinlik gelmiştir. 10 tane loot alacaksın ama bu kuma değil sen bu kuşu da biliyorsun. Paranı kaybetmiyor ve ödül alıyorsun. Onu geçtim. E, Lootbox alan yoktu zaten. Hani bazı da dediğim gibi bu 2-3 durum Ne oldu Lootbox'ı kaldırdılar skin almaya başladık. Tamam dedik ödüller versin. La. Ödüller ne oldu? Voice line spray uğurlu ama sonuç ortada. <gülüyor> Geldim. <laughs> Akane kapıyı çaldı da. Ak Akane böyle zaten şu an sıçrası görüyoruz. Neyse. Ne diyorduk en son? Ha. Voice line spray huluk veriyorlar. Bu bizim istediğimiz bir şeyler değil. Yani voice line'da bir tane iki konum var. basınca 3-4 tane farklı şey söyleme ihtimali oluyor. Hani kostümüyle uyumlu olsun diye. O güzel eyvallah. Hadi ona ödüle ver. E bir tane iki tane kostüm koy ya. Şu an iki tane beraber kostüm alabilirsiniz. Twitch'te yayın izleyeceksiniz. Ya da gidip ee, hani oyuna girip beraber bir kostüm alacaksın. Bu şöyle böyle <laughs> böyle elleri biliyoruz. Yani sıkıntı. Çok sıkıntı. Oyun çok kötü bir başlangıç yaptı. Cilla Bayramı'nda yine bir kötü başlangıç yaptı. Biz yayına girdik. Yani ben yayın yapacağım. O OBS çöktü. Yayın çöktü. Oyun iki kez çöktü. Beni sıraya attı. Önümde 300 oyuncu var dedi. Bu 300 oyuncu bana 20 dakika falan sürdü. Ekiptekinden zaten çıktım. Bir ven bir venti kaldık bir de Efe kaldık. E, venti de bir el attıktan sonra uykusu geldi o kadar bekledik. Çıktık biz Efe oynadık. Ben oynadığım oynan bir zevk alamadım. Ama bakıyoruz Twitch camiasında veya G ünlü YouTube'da hani izlenen 300-400 izlenen YouTube'la oyunu oynuyor. Bu demektir ki biz bunu bilerek yaptık. Gidin siz Twitch'ten izleyin veya YouTube'dan izleyin. Biz şey yap hani izlenme kasalım. Ya hani çok saçma. Ben hani bu oyunu savunmayız için mantıklı şeyler hakkında savunurum. Şu anki yeni şeyleri herkes eleştiriyor. Savunurum. Nedenini de açıklarım. Misal 5 ve 5 sistemi kötü diyen var. Hayır değil. Bence dengeli. Uzun uzun tat. Örnek veriyorum. E, gece gündüz sistemi. Bunlar işte kötü diyorlar. Hayır değil. Çok iyi. Tartışım. Push modu Kötü diyorlar. Hayır değil. Tartışılır. Ama oyun kötü başladı. Çok kötü bir başlangıç yaptı. 3 gün boyunca sunucular düzeltilmedi. Sen koskocaman bir blizzard atsın. Onu geçti Microsoft adı altındasın. Ama sunucular düzeltilmedi. <laughs> Akayna da burada gelse göstereceğim. Utangaç video çektiğimi anlıyor. Akayna oldu benim kedim diyeceksin kedinin adını mı koydun? Hayır. Ee, neyse bu sonraki videonun konusu da şunu bilin Akayna bir uzay galaksi bir ismi uzayla alakalı şeyler çok seviyorum Akayna'yı da o yüzden koydum siyah bir kedi. Ben de dedim hem kedi hem uzay çok mantıklı. Neyse meselemiz bu değildi krallar ve kraliçeler. Dediğim gibi çok kötü bir başlangıç yaptı. Berbat bir şu an hani düzenleme sistemi var. Karakterler çok kötü bir başlangıçtı. Zavya, Sorjon, Baptist alın. Tamam mı? Rekar biçede. üçlü 3'lü girip rank çıkıyorsunuz. Araya zaten 2,5 saniye bir babulu oluyor. İlerleyemiyorsun. Yani bunlar olunca benim oyun mevsim kaçıyor. Ben diğer oyunu sildim. Overwatch içeri çekeyim. Full depolayayım. Alanı muhat etsin diye. Ya silmeme gerek yok. Ama yine de hani dedim ki kararlı olayım. Diğer oyunlar beni cezvet. Sildim. Sadece ne var? Şu an hikayeli oyna oynuyorum. Cyberpunk 2077'yi bitirdim. Ee, dün onu da sildim. Yani şu an bayağı 400 GB bir alanım var benim. Yani istesem Kiriko montajı yaparım 50 GB'lık. 100 tane rehber videosu yaparım 100 GB'lık. Ama niye yapayım? Şu an yapma bir amacım yok. Bize verilen hani içerik çıkartamıyorum. Her, bakın YouTube'da eski şeylerime dönün, mı dönün. Etkinlikler geldiği zaman ne yaparım? Direkt bir video çekeyim. Yılbaşı etkinliği gelmiş, ana menüsünü göstereyim. Böyle böyle derim. Skinler gelmiş. Böyle 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 dedim. Emotları tek tek sırayla gösteririm. Bunda gelen iki tane skin var. Ne gösterebilirim ki? Kiriko bundle para, Junko bundle para ne alacaksınız siz? Oyuncuları dinleyeceğiz dediler. İlk başlarda bunu savundum. Dinlerle baktık herhalde dedim. Dinledikleri tek kişiler kim biliyorsunuz? musunuz? E-sporcudakiler. E-sporcular. E-sporcudakiler. E Konuşamadım Yeni bir Türkçe üretiyoruz. E-sporcular. Sizin dediklerinizin bir önemi yok. E-sporcular. Zavya güçlü dediği için laf Hani biz dediğimize bakmıyorlar. Diyecek bir şeyim yok. Evo Yakın bir zamanda. Kendisini düzeltmezse bu yıl başına kadar diye tahmin ediyorum. Oyuncu kitlesi Overwatch 1'deki gibi yani Overwatch 1 son 2 yılına kadar düşebilir. Şu an hani ödüllendirme sistemi de yok. A anlatabiliyor muyum? Fortnite oynuyorsunuz, Battle Pass aldınız, paranızı ge alıyorsunuz. Yani örnek veriyorum 950 verdiniz. Fortnite'de bir Battle Pass atlamıyorum ne kadar? 850 de olabilir. Siz de onun 1000 versiyonu alıyorsunuz, Üstünü ekliyor. Ee, Dead by Daylight 1000 veriyorsunuz. 1200 dolar gibi alıyorsunuz. Rainbow Six Siege. Onda ne kadar hatırlamıyorumdu fakat 50 lira yani 50 lira veriyorsunuz bir Battle Pass'e ama o 50 lirayla 100 liralık Rainbow Six kredisi alabiliyordunuz sanırım yanlış hatırlamıyorsam Bunu unuttum fakat paranızı geri alıyorsunuz zaten. Volant'ta almıyorsunuz fakat Volant'taki ödüller iyi. Hani şey değil. Overwatch'taki Battle Pass evet güzel, hoş, tatlı ama bir şeye baktığımız zaman Volant'a baktığımız zaman her silahtan, her stoktan bir skin var. Tabanca stondan skin var. Hafif makineli, a taarruz, e taramalı, pompalı. Yani garanti bunlardan bir tane skin oluyor. Bir tane garanti. Sprayleri çok güzel. Volant 100 liraya ödettiriyor Battle Pass'e. Öder misin? Öderim. Oynasam öderim hani. Skinler iyi çünkü. Ama bunda bir bakıyorsun. Kimin için alırsın? Mystic skin Al aldın. Kivuku için Kivuku'nun iyi devirleri. Mercy için alırım. Başka bir şey kalmadı zaten. Battle Pass'teki bedava skinlere gelelim. Fortnite'de bedava skin, bedava pesi aldınız. Yani para vermediğiniz Battle Pass'e. Stoklarınız şu sol kısımda olur. Gerçi şöyle sol kısımda olur. Kameraya göre hesaplamadım. Şurada sol kısımda olur. Tamam mı? Şöyle. Ha, bu sol kısımdakilerde. Spray, spray pek kullanmayız zaten. Spray, yüz ve papel, silah. İkinci bölme geçiyoruz. Spray, sırt çantası yani kozmetik. Bakın hani kozmetik de veriyor. Emot veriyor. Her türlü Fortnite'da bir şeyler veriyor. Rainbow Six Siege'in ücretsizliğine bakıyoruz. Bir karakterin baş veya gövde kısmına kozmetik veriyor. Skin veriyor mu silah? Veriyor. Uğurluk veriyor. Eee... Lootbox sistemi orada da var yani şey diye geçiyor ne diyeydi Paket diye geçiyor. Paket veriyor mu? Veriyor. Peki. Overwatch'a bakalım. 2-3 tane skin. Kessidy'nin bir tane orman kuruyucusu skin'i. İğrenç. Winston'ın. E eh işte. Başka skin veriyor mu onu bile bilmiyorum hani. Bir şey görmedim. Ya şu ücretsiz kim var? Çok güzel. Alın demediler. Hepsi birbirinden. Emot bir tane falan veriyordu herhalde. Spray versen olacak. Ses kaydı versen olacak. Sanki ses kaydı çok etki ediyor. Ben kozmetik alıyorsam bir hani şey olsun istedim. Silahım değişsin. Millet görsün istedim. Kozmetikle bu yüzden alıyoruz. Hani bir farklılık olsun diye. O bunu vermiyor. Ona geçtim. Ücretsiz olarak haftalık görevle tamamlarsanız 60 e, şey alıyorsunuz. Kurense alıyorsunuz. Güzel. Kulağa hoş geliyor. Şimdi bir, bir daha bir kulaş geldi 60 haftada ücretsiz çok iyi fakat 60. Battle Pass kaç bin? Yani 3 sezon oynamanız gerekiyor. 3 sezonu komple hiçbir bak bir görev kaçırırsanız bile bitti. Bir son 2 sezonu aktarılacak. Misal bu sezonda e, ilk haftada Cleaning House diye bir görev var 20 tane team kill al. İmkansız yapamaz. Misal benim gibi bir oyuncuysanız eğer. Okuldan geldiniz, dersinize çalıştınız, bir iki saat vaktiniz oluyor. Oynuyorsunuz, her hafta hadi bir iki saat oynadınız. Ya bir şey diyeceğim, 14 saat hadi 7 gün, 14 saat oynadınız imkanı yok. Her takım iyi değil ki team kill atalım. Onu düşürdüler sonra ama o hafta yapamadım ben. Yani 10, 11, 10 ya. 10 tane yaptım, bir tane yapamadım, klinik kaldı. Ne oldu peki tahmin edin? Gitti, 60 alamadım. Gitti, ne olacak? Misal eğer ben Battle Pass al almazsaydım ne olacaktı? 4 sezona kayacak. Bak 3 gitti o şansı kaçırdım. Ya örnek veriyorum. Siz şehir dışına çıkmak zorunda kaldınız 1-2 haftalığına. Geldiğiniz 2 şeylik gitti. 4 sezon. Bak 4 sezona kaydı, 3 sezonda 4'e kaydı ve bu 4'ün hepsini yapmak zorunda. Yani çok sıkıntılı bir durum. İlk sezonlar her zaman onun için önemlidir. Fortnite'ın ilk sezonu çok güzeldi. Apex'in ilk sezonu çok güzeldi. Ve Moff Six'in ilk sezonu Tadından yenmezdi. Dead by ilk sezonuna girmeyelim. Dead by Daylight çok karışık biraz. Ama %90 %80 oynayan ilk sezonu güzel başlar. Kötü başlayanlar sonra da toparlayabilir. Dead by bu buna örnek kötü dedik ama şu an oyun iyi. Kendi sistematiğine göre güzel bir battle pass'i var ve evet bir iki tekrardan skinlendirilmiş uğurluklar um, verse de paranızı geri veriyor mu veriyor. Ondan sonra mesele kapanıyor. Uğurluklar güzel. Kozmetiklerin çoğu güzel olabiliyor. O vaça bakıyorsun ödüllenme sistemi yok. Hani oyun sonu şey vardı oylama vardı o da kalktı. Oyuncuları oylayamıyorsun. Sonra diyorsunuz ki hani millet takdir etsin bavi. O bakımdan özlendim bir motive etsin o da yok. Hani play of the game desen bozuk şu an. Misal bizim Hanzo 5 kill alıyor. Çok güzel adam kayıyor havadan bir kafadan atıyor. Sonra yerden kayarken ikinci kafadan atıyor. Arkasından arkalayan sonbayı bir daha bir kafadan atıyor. Yani perfect oynuyor. Ama kim, bakalım kim alıyor? Tank alıyor. Oysa ne yapıyor? tavıyor. 2-3 düşmana mermi atıyor. Play of the game. Saç. Neyse efendim fazla lafı uzatmayalım. O gidişatı kötü zaten. Benim demek istediğim o ilk sezon çok kötü başladı. Seni savunamam artık. Yani objektif de yaklaşmak gerekiyor. Farkındayım. Objektiflik bir durum da yok. Objektif yaklaşırsam eğer full kötü. Hani ben objektif yaklaşmaya çalışsam da yine bir hani kendi subjektifliğimi katıyorum. Hani diyorum ki ya bu düzeltebilir. Yok düzelecek gibi değilsin. Merak etmeyin hova çiçeklerine devam edeceğim sadece böyle bir iç dökme videosu olsun istedim. İçimde kalmıştı valla. Neyse efendim ikinci sezonda toparlaması dileğiyle. Umarım toparlarsın o Çok berbat bir sezon başlangıcı yaptık. Çok berbat bir etkinlik başlangıcı yaptık. Etkinlik güzel ama başlangıç kötü. Yıl başında umarım güzel bir etkinlik getirirsin. Umarım güzel bir ikinci sezon başlangıcı yaparsın. Aralık gibi zaten ikinci sezona başlayacağız. Zaten beni bilen bilir ben Aralık ayını çok severim. Nedeni de şu yılbaşı havası vardı. Yılbaşı havasında şöyle bir hafif neşeli bir tempo Olur. Sıcaklık olur. O soğuk havada sıcak çayınızı içtiğiniz zaman ki o tadı hiçbir şey vermez bana. Ben ağılık ayını severim. E ya Aralık ayında da? Böyle berbat şey yaparsan Overwatch gözümden çok fena diyor. Diyeceksiniz ki ya Overwatch sana mı bakıyor? Bakmıyor elbette. Fakat 2 milyon, 3 milyon ani bir başlangıç yapan oyunda şu an kaç oyuncu var bir bakın derim. Twitch'te ilk çıktığı zamanlar ne kadar izleniyordu bir bakın derim şu an. 500 bin, 600 bin izlendi. Şu an ne kadar? 100 bindir. Şu an baksan bile belki 50 bin olmuş olabilir yani ovaç Bilmiyorum düzeltmeni istiyorum seni seviyorum çok tatlı bir oyunsun. Hani ben böyle bir potansiyeli olan oyunun battığını görünce benim sinirim oynuyor. En iyi örnek Rainbow Six Siege. Chimera sezonu. Güzel bir zombi teması vardı için ettiler. Neyle? Extraction. Şimdi bir bakıyorum. Ya Overwatch 2'deki hikaye modu da mı böyle olacak? G korkutuyor. Yanılmak istiyorum. Çok kötü bir yanılmak istiyorum. Hani Overwatch gelsin bana desin ki arşiv etkinliği yani ilkbahardan sonra alın size bir hikaye modu. Bana o kadar laf ettiniz. Sizi göt ediyorum desin. Göt olmaya hazırım ciddiyim hazırım yani İstiyorum yapma ovaç Lütfen bunu yap güzel bir şeyler yap Kendini toparla bizi de mutlu et Biz de mutlu olalım neyse efendim Demek istediğim umarım. durumum ee, Sohbet videosu genelde kafam eşsiz zaman yaparım Kim bilir belki bir yıl sonra gelecek Dediğim gibi çayınızı aldığınızda Ve bitirmişsinizdir baktık 17 dakika olmuş keserim ben Belki 15'e düşer bilmiyorum Belki hiç kesmem Umumda da değil Evet efendim sonraki videolarda görüşmek üzere Yorumlarınızı bekliyorum Kendinize iyi bakın. İyi cadılar bayramı diliyorum efendim. Ve iyi korkmalar. Angela.